Öksürük genellikle soğuk algınlığı veya alerji gibi basit sebeplerle ortaya çıkar. Ancak 3 haftayı aşan öksürükler altında yatan ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Uzun süren öksürüğünüz varsa bu durumu hafife almamanız önemlidir. İşte 3 haftayı geçen öksürüğün nedenleri ve olası sağlık sorunları hakkında bilmeniz gerekenler. Öksürük genellikle vücudun solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği doğal bir reflekstir. Ancak bu refleks 3 haftadan uzun sürüyorsa altta yatan sebebin bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekebilir. Kronikleşen öksürüğün nedenleri arasında şunlar bulunabilir. Astım ve alerjiler, uzun süreli öksürüğün en yaygın nedenlerinden biri astımdır. Astım, özellikle gece veya egzersiz sonrası artan inatçı öksürüğe sebep olabilir. Alerjiler de, solunum yollarında tahrişe yol açarak öksürüğü tetikleyebilir. Reflü, gastroezofagel reflü mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla meydana gelen reflü, boğazda tahriş yaratarak öksürüğe neden olabilir. Bu durum, özellikle yemek sonrası veya yatarken artış gösterebilir. Kronik bronşit, sigara kullanımı veya hava kirliliğine maruz kalma sonucu oluşabilen kronik bronşit, uzun süreli öksürüğün yaygın nedenlerinden biridir. Özellikle sabahları balgamlı öksürükle kendini belli eder. Akciğer enfeksiyonları, tüberküloz veya zatüre gibi enfeksiyonlar, 3 haftadan uzun süren öksürüğe neden olabilir. Bu tür öksürükler genellikle balgamla birlikte gelir ve ateş, halsizlik gibi belirtilerle eşlik edebilir kanser, akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunları da uzun süreli öksürüğe neden olabilir. Özellikle öksürükle birlikte kan gelmesi durumunda, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. COVID-19 ve uzun dönem sonuçları, son yıllarda, COVID-19 enfeksiyonu sonrası uzun süren öksürük şikayetleri artmıştır. Uzamış COVID olarak bilinen bu durum, haftalarca sürebilir ve ek semptomlarla birlikte ortaya çıkabilir. Psikolojik sebepler, stres veya anksiyete gibi psikolojik durumlarda, refleks olarak uzun süreli öksürüğe neden olabilir. Eğer öksürüğünüz 3 haftayı geçmişse ve yukarıdaki nedenlerden biriyle ilgili olabileceğini düşünüyorsanız, bir uzmana danışmanız gerekir. Özellikle öksürüğe ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri veya nefes darlığı eşlik ediyorsa, durumun ciddiyeti artabilir. Unutmayın, erken teşhis her zaman tedavide başarı şansını artırır. Sağlığınızı ihmal etmeyin.